Bu videomuzda sizlerle birlikte parent ve child konulasını anlatacağım. Yani ebeveyn ve çocuk ilişkisi. Bunun için sahneme bir tane kemik koyuyorum. Shift A ile bir tane armatür ekledim. Buraya bir tane kemik ekledim. Bu kemiğin bunu size bir tane kol üzerinden göstereceğim. Kol kemikleri üzerinden. Bunun yönü extrude yaptığımızda üst kısma doğru gidiyor. Ben bunun yönünü değiştirmek istiyorum. Eğer istersen bunu rotate ile döndürebilirim yönünü. Fakat edit moddayken sağ tıkladım. Buradan switch direction var. Kısa yolu alt V. Buna basınca yönü zaten otomatik olarak değişiyor. Bu üst kol kısmı. Buradan bir tane alt kolu yaptım. Ve bir de şurada el olsun. Bunun üzerinden anlatacağım size ebeveyn çocuk ilişkisini. Burada sağ kısımda gördüğünüz gibi hiyerarşi kısmımız var. Bu hiyerarşi kısmında bu en üstteki kemik, şu edit moddan göstereyim. En üstteki var olan kemik bizim en üst baba. Bu ikisi de bunların çocuğu. Eğer ben bunu poz moda gelip bunu hareket ettirirsem çocuklar da babaya göre hareket etmek zorunda kalıyor. Bu da bunun çocuğu mesela. Şu var olan bunun çocuğu. Bunu da hareket ettirirsem bunun çocuğu hareket etmek zorunda kalıyor. Parent-child ilişkisini bu şekilde anlayabilirsiniz. Mesela biz omzumuzu hareket ettirdiğimizde mecburen de şu kol ve el ona göre hareket etmek zorunda. Bunları birbirinden bağımsız hareket ettirebiliyoruz ama biz bunu hareket ettirip bunları hareket ettirmeme gibi bir şansımız yok. Gerçek insan üzerinden düşünürsek. Daha sonra şöyle bir şey var. Onu göstereyim size. Object moddan sildim. Bir tane kemik oluşturdum. Edit moddayken ben 3D kursörümü mesela taşıyorum. Shift sağ tık ile taşıdığımda. Daha sonra Shift sağ tık ile buraya taşıdım. Shift A'ya bastıktan sonra da otomatikman buraya yeni bir tane kemik oluşturuyor. Yine Shift sağ tık ile 3D kursörümü buraya taşıdım. Shift A'ya bastığımda otomatikman bu şekilde kemiklerimizi oluşturabiliyoruz. Şöyle seçip X'e basıp bonus dediğimizde kemiklerimizi silebiliyoruz. Ben şuraya yeni bir tane daha kemik oluşturdum. Şimdi size bunları birbirine bağlamaya göstereceğim. Nasıl bağlanıyor? Bizim en son seçtiğimiz her zaman parent'tır. Yani ebeveyndir. Bunun çocuğu olmuş olacak. Bu çocuk, bu baba olacak. En son seçtiğimizin rengi sarı. Bir önceki seçilen turuncu oluyordu. Ctrl P tuşuna bastığımızda, yani Ctrl Parent tuşu. Burada bir Connected var, bir de Keep Offset var. Öncelikle size Connected'ı göstereyim. Connected'a bastığımızda şunun alt kısmı bunun üst kısmına bağlantılı bir şekilde gelecek. Gördüğünüz gibi artık bu birbiriyle bağlantılı oldu. Hiyerarşi kısmından baktığımızda da bu en alttaki parent baba, üstteki de onun çocuğu. Poz modda hareket ettirdiğimde gördüğünüz gibi çocuk buna göre hareket ediyor. Fakat bunu çocuk kendi başına hareket edebiliyor. Babaya hareket ettirdiğimde de çocuk mecburen hareket etmek zorunda kalıyor. Bir de diğer seçenek olan Keep Offset'i göstereyim. Şöyle geri alıyorum. Geri aldım. Yine aynı şekilde çocuğu seçtim. Ebeveyni seçtim. Ctrl P ile Keep Offset dediğimde bunların arasında gördüğünüz gibi şöyle çizikli bir bağ oluştu. Yani bu parent, bu da child nesne. Yine bunu poz modda göstereyim. Ben bu parent hareket ettirdiğimde çocuk da ona göre hareket ediyor. Döndürdüğümde falan. Ama çocuk da bireysel olarak hareket edebiliyor. Bunu nerede kullanıyoruz diyecek olursanız, mesela bu insan gövdesi diyelim. Bu da alt kısımda bacağı olduğu zaman biz belimizi hareket ettirdiğimizde böyle sağa sola yattığımızda otomatikman bacaklarımız hareket etmek zorunda. Bunu keep offset ile rahatlıkla yapabiliyoruz. Daha sonra bu bağlantıyı nasıl kaldıracağız? Onu göstereyim size. Bunun için yeni bir tane armatür oluşturayım. Daha sonra buradan bir tane daha extrude yaptım. Şu anda bu parent, bu child nesne. Ben bunun bağlantısını kaldırmak için şuraya tıkladım mesela parent'ıma. Alt P'ye bastığımda burada clear
ve parent var. Burada iki tane seçenek var. Birincisi clear parent dediğim takdirde bunu artık ben bireysel hareket ettirebiliyor olacağım. Bir bakayım şuna. Şöyle çocuk olan nesneyi seçip yapmam gerekiyor bunu. Edit moda geçtim. Buna tıkladım. Alt B ile clear parent dedim. Yani bunun ebeveynini bundan kaldır dedim. Artık bunu gördüğünüz gibi bireysel şekilde hareket ettirebiliyorum. Clear parent dediğimde. Buradan baktığımızda da ikisi de ayrı birer kemik oldu. İçinde de hiçbir şeyleri yok. Bunu sildim. Tekrardan yine bir tane oluşturdum. Bir de ikinci seçenek olan disconnect bone var. Buna tıkladığımda da gördüğünüz gibi arasındaki çizgi halen bulunuyor. Yani bunların bağı var. Sadece birbirinden bitişik olma bağını koparıyoruz. Yine buradan poz moddan hareket ettirdiğimde yine aynı sonucu alabiliyoruz. İkisinin arasındaki fark bu. Bunu da bu şekilde anlatmış olayım. Parent Child konusunu anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.